Evet, bugün Honda HR-V'nin Style paketi ile birlikteyiz. Şu anahtardan başlayalım. Honda'dan tanıdığımız bir anahtarı var. Ön tasarımdan başlayacak olursak önde LED farlarımız yer alıyorlar. Ve bu LED farların sinyalleri kayar şeklinde yanıyorlar. Burada Honda'ya özel bu renk eklentisi var. Yine Style donanımda var. Advance'da yok. Ortada Honda logomuz yer alıyor ve çevresinde mavi bir çerçeve var. Bu da aracın hibrit olduğunun göstergesi. Hibrit bir araç bu araç. Aşağıda sis farlarımız mevcut ve önde krom ve piyano bilekli karışımlı bir eklentimiz var. Lip eklentimiz var. Lacivert renkli bir otomobilin jantları ise 18 inç ebadında Advanced donanımda olduğu gibi 225-50-18 ebadında güzel görünen hoş bir jantımız var. Jant tasarımını beğendim açıkçası. Yanda aynalarımız ve tavanımız gri renkte tercih edilmiş. Bu araçta çift renk opsiyon, çift renk alabiliyorsunuz. Advance'de alamıyorsunuz. Onun haricinde geriye doğru geldiğimizde arka kapı kollarımız gizli. Bir karartmalı camımız yok. Cam filmi yapmak gerekiyor bence. Cam filmiyle güzel duracaktır. Yine bu araçta Advance'dan farklı olarak şurada Advance var gördüğünüz gibi. Füme renkli stoplarımız mevcut. Arka tasarımdan baktığınızda böyle kupe formunda bir SUV gibi. Bu aracın boyutları oldukça büyük. Normalde B segmenti bir otomobil. ODD'de C segmenti olarak geçiyor. Marka B olarak nitelendiriyor. Ben ise B.5'tan C olarak nitelendiriyorum. B segmenti olup C segmentine kafa tutan otomobillerden ne gibi? 2008 gibi, ne gibi? T-Roc gibi. Bu da o segmente oynuyor. Artık B SUV segmenti o kadar büyüdü ki B segmentinde çok farklı boyutlarda otomobiller görüyoruz. Mesela Bayon da B segmenti, 2008 de B segmenti gibi. Hani artık arada farklı bir segment oluşması gerekiyor bence. Arkada bir geri görüş kameramız var. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Aşağı doğru indiğimizde burada bir krom kaplı difüzörümüz var ve torsiyon çubuğumuz var. Bagajı açalım isterseniz. Elektrikli bagajımız var. Şöyle açılma hızı falan gayet güzel. Style donanımda 304 litre, Advance'da 319 litre. O da şuradan kaynaklanıyor. Style'da burada bir subwoofer var. Advance'da burada bir oyuk var. Farkı bu. Onun haricinde bir farkı yok. 60'a 40 oranında yatan koltuklarımız var. Bagajın altında şurada bir gözümüz var ve burada bir lastik var. Yine turuncu. Bu araçta detayların çoğu turuncu renkte kullanılmış. Şu yanda da söylemeyi unuttum bu arada. Yanda da olduğu gibi bu yandaki eklenti de turuncu. Devam edelim. Bagaj hacmi 304 litre. Ya bunda. Onda 319 litre ama çok öyle değil gibi. Biraz daha büyük gibi duruyor bence. Yani yeterli olacaktır. Burada 2 adet kanca karşılığımız mevcut. Burada bir oyuğumuz var ve aydınlatmalarımız LED. Şimdi burada şöyle bir özellik var. Şöyle göstereyim. Bu tuşa bastığınız zaman araçtan uzaklaştığınızda bagaj kapağını kapatıyor. Şimdi mesela aslında kapanacaktır. Evet. Gördüğünüz gibi araçtan uzaklaştığım takdirde bagaj kapağını kapattı. Bu özelliğin avantajı ne? Bir daha bir bagajı açalım. Demonstrasyon yapalım. Mesela bagajda eşyalarım var. Eşyalarımı aldım. Alacağım. Çok fazla eşyam var. Ayağımı kapatırsam dengem bozulacak. Düğmeye basamıyorum. Ne yapıyorum? Bu butona basıyorum. Sonra buradan alacaklarımı alıyorum. Geri çekiliyorum. Anahtar cebimde. Ve bagaj kendini kapatıyor. Bu özellik güzel. Bu özelliği beğendim. Açıkçası kullanışlı bir özellik. İç mekana doğru ufak ufak ilerledikçe ilerleyelim. Bu araçta çift renkli döşeme kullanılmış. Anahtarımızı aracın içine doğru bırakalım. Evet. Bu araçta çift renkli bir döşeme var. Advance pakette tek renkli, burada çift renkli bir döşememiz var. Style donanımda. Style zaten Advance'dan farklı olarak premium ses sistemi çift renk ve turuncu detayları içeriyor. Bir de subwoofer var işte premium ses sisteminin getirdiği. Başka farkı yok. Burada çift renkli döşemelerimiz var. Kapı üstlerimiz yumuşak kaplamalı. Burası biraz böyle sertimsi yumuşaklıkta. Dokusu falan güzel. Kapı kollarımız Civic'ten tanıdığımız gibi krom kaplamalı bir kapı kolumuz var. Şurada krom kaplamalı bir parçamız var. Buradan sonrası şurası biraz sert. Onun haricinde bu kol dayadığımız yer yumuşak. Elimizin gittiği yerlerde kaliteye özen göstermişler. Ayna ayarlarımız var. Katlanır ayna bu araçta mevcut. Aynı zamanda kör nokta gibi güvenlik donanımları da var ki onu buradan açıp kapatabiliyoruz. Honda Sensing'in eklentilerini ekrana koyayım ben. Aşağıda bir bardaklığımız ve bir gözümüz var. Bunun boyutu da yeterli seviyede. İçeriye doğru geçtiğimizde koltuklarımızda çift renkli görüyoruz. Kumaş deri karışımı siyah bej renkli. ve turuncu detaylar var. Koltuğun döşemesi ve şeyleri güzel, desenleri falan güzel. Şu iç mekana doğru ufaktan geçelim. Kapımızı kapattık ve uyandı. Şurada Honda Premium ses sisteminin Twitter'ı var. Advanced'de olmayan bir fark. Burada hemen bunu gördünüz. Bu ne ayak diyeceksiniz. Şimdi burada bu havalandırma üflecini böyle kapatabiliyorsunuz. Normal üflemeye getirebiliyorsunuz ya da diffuse dediğimiz normal üflemeye yukarıda, şu aşağıdaki de diffuse modu. Yani yavaş yavaş havayı içeriye salarak klimadan rahatsız olmadan serinlemenizi veya ısınmanızı sağlıyor. Aşağıda bagaj kapağının açma butonu, park sensörü, ön cam ısıtması ve çekiş kontrolü kapatma butonu yer alıyor ve Honda Sensing'in butonu var. Honda Sensing nedir? Çarpışma önleme, şerit takip, adaptif hız sabitleyici, çapraz uyarı sistemi, işte ani gaza bastığınızda gücü aniden yere vermeden biraz daha kendini tutarak, uyarı vererek gazı kontrol etmesi gibi sistemler. Ekranda şu an resmi var. Güzel sistemler. Honda gerçekten bu güvenlik donanımlarına çalışıyor ve bu baz donanımda da var. Yani sade style'da değil, baz donanımda da var. Burada bir oyumuz var. Bu oyu böyle olsun diye yapılmış bir şey değil. Şöyle içeri giriyor ve düzleşiyor. Yani o eğim farkından dolayı içeri koyduğunuz şeyde kolay kolay çıkmaz buradan. Direksiyonumuz 3 kollu. Güzel bir direksiyon var. Tutuş hissiyatı falan güzel. Küçük bir airbag var. Honda bu son dönemde direksiyon işini güzel yapıyor bence. Ben beğeniyorum Honda'ları son dönemdeki. Burada bir direksiyon ısıtma butonumuz yer alıyor. Bu araçta direksiyon ısıtması var. Baz donanımda da var. Bunda da var. Koltuk ısıtma ve direksiyon ısıtması. Burada şerit takip, adaptif hız sabitleyici gibi kontrollerimiz yer alıyor. Sistemlerin kontrolleri yer alıyor. Burada da multimedya ekranının kontrolleri yer alıyor. Multimedya ekranı demişken şöyle bir kontak açalım. Gördüğünüz gibi kontağı açtık. Sol taraf analog. Dijital. Sağ taraf analog. Bunun da kontrollerini buradan yapıyorsunuz. Şöyle basarak uyarıları kapattım. Buradan değiştiriyorum. Güç, şarj, güç akışı, menzil ve yakıt, hız ve zaman. Mesela bakın şöyle. Verileri görebiliyorum. Ses, telefon, navigasyonu buraya alabiliyorum. Hız alarmı, emniyet kemeri, güvenlik desteği, ekranı özelleştir ve bilgi. Bence şu güzel. Pardon. Güç ve şarj. Bir de şu var. Güç akışı var. Bu da güzel. Gücü nereye aktardığını gösteriyor. Bu araç hibrit bir otomobil ve çoğunlukla gücünü elektrikle kullanmaya çalışıyor. Benzin motorunu minimum seviyede kullanmaya çalışıyor. Bu arada şurası analog ama dijital gibi gözüküyor. Bu da güzel. Şu kontağı kapatalım. Yana doğru. Bu arada şunu da söyleyeyim. Burada pedal shift'leri görüyorsunuz. Bunlar vites değiştirmek için değil. Sizin nasıl diyeyim, rejeneratif frenleme var bu araçta hibrit olmasına rağmen. Bu rejeneratif frenin kademesini ayarlayabiliyorsunuz. Bu da güzel. Onun haricinde yandan devam ettiğimizde burada bir ekranımız var. Hazır anahtar bizdeyken şu ekranı da bir açalım. Evet, ekranımız açılıyor. 9 inçlik güzel bir multimedyamız var. Civic'ten tanıdığımız bir ekran. Evet. Ekranımız açıldı. Ekranın dokunmatik hassasiyeti güzel. Geçişler hızlı. Honda'nın ekranları son dönemde güzel oluyor. Navigasyon var. Buradan hızlıca da geçebiliyorsunuz bu arada. İşte telefon, FM radyo, Bluetooth, hepsinin arasında hızlıca geçebiliyorsunuz. Ve buradan ana menüye dönebiliyorsunuz. Fiziksel ses butonunun olması da güzel. Bu da hoş bir şey. Burada saat var. Ya bu ekranın arayüzünü falan ben beğendim. Ekran modu da buradan değiştirebiliyorsunuz. İşte gece modu, gündüz modu vesaire. Ekranın kullanımı kolay bu arada. Android Auto ve Apple CarPlay de mevcut ekranda. Ve ben açıkçası hızlı alışabileceğinizi düşünüyorum. Burada mesela sürüş verilerinizi falan görebiliyorsunuz. Bu da güzel. Aşağı indiğimiz zaman dörtlü butonumuz yer alıyor burada. Çift renkli göğsün burası krem rengi, burası siyah. Aşağıda klima kontrollerimiz var. Honda Civic'ten tanıdığımız klima kontrolleri. Çıt 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 dönüyorlar. Çok güzel, çok seviyorum bunları. Koltuk ısıtmamız yer alıyor burada. 2 adet USB'miz var. Bu şarj için. Bu da Apple CarPlay ve Android Auto için. Kablosuz CarPlay var mı? Emin değilim açıkçası. Onu bir öğrenmeliyim. Burada bir oyumuz var. Buraya telefonu bağladıktan sonra buraya koyabilirsiniz. Bu da güzel. Burada da bir kablosuz şarj ünitemiz var. Advanced donanımla farkı bu. Yine Advance'la farkı şuradaki kaplama. Burası böyle turuncu, bronz arası güzel bir kaplama. Ve bu araçta CVT şanzıman var. Elektrikli ağırlıklı olduğu için, hibrit bir otomobil olduğu için gücünü yere CVT şanzımanla aktarıyor. Direksiyonda bu arada yine turuncu detaylar var. Bu da Advance'dan farklı olarak. Burada sürüş modlarımız, yokuş iniş desteğimiz ve elektrikli park frenimiz yer alıyor. Yine auto hold'umuzda burada. 2 adet bardaklığımız var. Bardaklığın konumu da güzel. Torpidomuzu şöyle bir açalım. Böyle güzel, hoş bir torpidosu var. Yavaş açılıyor ama kaplama falan yok. B segment olduğunu orada anlıyorsunuz. Şu kapı üstlerimiz yumuşak. Kapı üstü diyorum. Göğüs malzememizin şurası biraz yumuşağımsı. Buralar sert. Burada merkezi hoparlörümüz var. Buralar sert ama buralarda sert plastik. Bir de şuradaki şu detay bence buraya gitmemiş. Yani şunu şuraya bir yere gizleyip burayı da böyle klima difüzörü gibi, yani şu menfezi gibi yapsalarmış gerçekten çok hoş olurmuş. Gerçekten o zaman nasıl diyeyim, daha premium hissedermişsiniz. Şu anda da güzel ama burası biraz ne bileyim yani böyle çiğ kalmış ama kötü mü? Değil açıkçası. Yukarı doğru çıktığımızda burada makyaj aynalarımız yer alıyor. Şöyle göstereyim. Işıklı makyaj aynalarımız. Işıkları sarı renkli. Diğer ışıklar LED, bu sarı renkli. Ne bileyim, bu da bunu her marka bunu sarı yapıyor. LED yapan çok az var. Yine bu güneşlikte şöyle göstereyim. Bunu buradan çıkardığınızda şöyle ileri geri ayarı da var. Bu da güzel. Şu yana çevirdiğinizde güneş sizi rahatsız etmesin diye. Karartmalı bir dikiz aynamız var ve çerçevesiz, çok güzel duruyor. Yukarıda da SOS butonumuz var. Bu aracın benim gözümdeki en büyük eksiği bir cam tavan ya. Bir cam tavan olsaymış çok güzel olurmuş buna. Şimdi arkaya doğru geçelim ufak ufak. Şimdi arka koltuklara geçtim. Arka kapı üstlerim sert. Daha yumuşak bekler miydim? Hayır. B segmenti bir otomobil açıkçası. O yüzden fazla bir şey beklemiyorum. Burası yumuşağımsı. Bu güzel. Burada bir Twitter'ımız var. Premium ses sistemi olduğu için. Buralar yine yumuşak. Şurası sert. Buralar yumuşak. Güzel. Ve burada benim en sevdiğim şey şu bardaklığın konumu oldu. Burası gerçekten, buraya bardak koy, telefon koy, bir şey koy. Ne koyarsan koy böyle elinin altında kalıyor. Bu da güzel. Ama kapı içi göz yok. Yani kapı içi göz burası ve burayı kullanacaksın. Başka bir gözün yok. Ki olsa bile sadece bu bardaklık olacak kadar olurdu. Kullanışsız olurdu. Onun yerine hoparlör koymuşlar buraya. Şimdi Honda'da genelde solda kapı cep olmaz. Koltuk arkası cep olmaz. Bunda var ve bunun bir güzelliği de şu. Şu yandaki yer telefon, cüzdan, defter vesaire koyabilmeniz için küçük bir göz. Bu da güzel. Şimdi arka koltuklarda yaşam alanı gayet güzel. Önde nispeten benim ayarıma göreydi. Bu arada diz mesafesi bayağı iyi, gördüğünüz gibi B segmentine göre çok iyi. Başa bakacak olursak baş mesafesi şöyle bir karışa yakın. Bu da güzel. Baş mesafesi olarak da başarılı bir otomobil. Burada şu detay hoşuma gitti. Bu ışıklar böyle düğmeli. Bakın kapandı. Açtım. Kapattım, açtım. Ve tam ayağınızın altına doğru aydınlatıyor. Yani yere bir şey düştüğü zaman kolaylıkla bulabilirsiniz. Şimdi mesela bu arabada benim eleştirebileceğim bir şey bu orta koltuk. Yani bu araca 5 kişi çok zor biner. Çünkü orta koltuk küçük ve yüksek ve dar. Ama şaft tüneli yok. Deneyeyim. Yani çok açıkçası çok rahat edemedim. Ama ya mesela çok yüksekte oturuyorum şu an. Şöyle bakın, baş mesafem bitti. Baş mesafesi kalmadı. Şöyle nasıl diyeyim, 200-250 kilometre giderim ama şuranın da rahatlığı çok iyi değil. Beni yordu açıkçası. Burada ortada havalandırma menfezlerimiz yer alıyorlar. Altında 2 adet USB ve bir oyuk var. Yine bu oyukta yapılmış olmak için yapılmamış. Buraya koyduğunuz şey kolay kolay buradan düşmez. Eğimli yapmışlar. Açıkçası bu araçtaki kullanışlık detaylarını güzel ayarlamışlar. Burada bir kol dayamamız var. 2 adet bardaklık var. Böyle aşağı düşüyor Honda'lar, biliyorsunuz artık. Ama buradan bagaja erişim yok. Koltuk demişken bu arada bu koltuklar Magic seat. Yani şöyle bu koltuğu kaldırabiliyorsunuz. Aşağı inelim, öyle gösterelim. Şöyle bu koltukları diğer tarafa gideyim. Kaldırabiliyorsunuz. Bu Magic Seat olayı da şu, burayı rahat kullanabilmeniz için hızlı bir şekilde koltuğu yukarı kaldırıp buraya eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Bu da güzel bir detay bence. Şöyle bunu açıp kapatarak hareket ettirebiliyorsunuz ve ayarı da gayet hızlı. Bu videomuzda sizlerle birlikte Honda HR-V'yi inceledik. Style paketli bu HR-V hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.